Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün drag race yapacağız. Yanımda Oğuzhan Uğur var. Oğuzhan Uğur'un arabası benimkinden kat kat daha iyi bir araba. Şimdi övüyorum videonun başındaki. Yenilirsem falan şey olmasın. Selam abi, ne haber? İyidir. Bugün Intercity İstanbul Park'tayız. Arabalarımızı kapıştıracağız. Azim'i zaten biliyorsunuz. İlgili bir sürü zaten videomuz var. Azim şöyle bir araba. Genel bütün arabalara göre fiyatı daha ucuz ama bir spor araba ve çok güçlü. Ne yapıyorsun abi? Onu tam kapatayım, yarış çünkü çok önemli. Yarışa bir iddia koymaya karar verdik. 5000 lira ikimiz de koyalım diyorum. Müthiş. Kazanan 5000 lira ve 10.000 lira alıyor. Kendisininkini saymazsan 5000 lira alıyor, evet. Hadi. Kredi kartım. Tabii. Kimse nakit taşımıyor. Nakit taşımıyoruz abi. Tamam. Ve yanımızda bugün Doğan Kabak var. Arabalarla ilgili master yapmış bir adam. Her şeyi biliyor. Bilir kişi olarak koltuğuyla oturttuk. Selam abi. Burada kredi kartlarımız, paralar. 5000 lira kaybedeninden kazananı atarsın. Şimdi arabalarımızı tanıtalım kısaca. Arabamız Mercedes E-Coupe olup hiçbir kazası yoktur. İçinde sigara içilmemiştir. Gayet de hızlıdır. Fakat Enes'in arabasının hızlı değildir. Çünkü Enes'in arabası 6000 motorken bu 2000 motor. Enes'in arabası 600 beygirken bu 245 beygir. Yani aslında inanılmaz adaletsiz bir yarış başlamak üzere. Fakat iyi pilotaj kafadan 200 beygir bu araba ekler. 200 bin liraysa bu araba 600 bin lira ama. Ama biliyorsun... Neden? Çünkü... Neden hakikaten ya? Doğan Bey, neden öyle bir şey yapmışlar? Yeni olduğu için. Abi şöyle söyleyeyim sana, bu arabanın sıfır yüzü kaç sizce senin arabanın? 6.1. Senin arabanın? Benim arabanın sıfır yüzü bilmiyorum kaç? 2 saniye olabilir. Otlarımdan söylüyorum sana, senin arabanın sıfır yüzü abi 5.4 saniye. Kim peki yapıyor? Senin arabanın sıfır yüzü 6.4 saniye, tam 1 saniye var arada. O zaman ben kazandım, yarışmaya gerek yok, gidiyorum. Evet, hadi görüşürüz, teşekkürler. Senin araban 150 kilo daha ağır. Ben o kadar tekniğini bilmiyorum, önemli değil. Benim ama için... Ama abi ama zaman ortada yani. Sonuçta 1 saniye arada fark var. İnşallah kaybetmem de böyle şey konumuna düşmem, anladınız mı? Herkes diyor Enes yenecek. Kim diyor herkes ya? Daha yeni Instagram'da paylaştım ya hikayeyi. Oylama yaptım, herkes diyor ki Azim kazanır ama yenilmememiz lazım. Yenilirsek de montajda değiştiririz zaten. Neyse, önemli değil. Benim arabayı anlatayım size. Burayı duydunuz, iyi oldu. Ben her türlü kazandım da yazarım o zaman Instagram'dan falan. Montajda değiştirmişler dedim, ne yapayım? Arabamı kısaca anlatayım. 432 beygir. Arkadan itişli, yani kalkışta böyle bir sallayacak. 6.2 litre motoru var. 8 silindir. Yani güzel bir araba ama kalkışta şeyden korkuyorum. Böyle benim araba kalkmaya çalışırken aradan sıyrılıp gitmesinden korkuyorum. İçine bakalım. Ben senin arabayı çok merak ediyorum. Hiç binmedim, hiç çağırmadın çünkü. Hayda! Olur böyle şey canım. Ama seninkinin içi benimkinden daha güzel. Ah! Sigara külü kalmış. Kötü örnek olmayalım. Hiç sigara içilmemiş lan. Yok, sigara içilmedi. Dışarıdan kül girmiş. Televizyon açıldı arabada. Ne yapıyorsunuz? Araba sürerken buradan bir şeyler mi izliyorsunuz? Asla. Güvenliğimiz için orada belirli talimatlar var. Onlara uyuyoruz. Ne yazıyor? Mesela? Dikkatli git diyor. Arabanın full dış görünüşüne mi oynadın? Sadece dış görünüşü, çünkü öyle bir vaktimiz olmadı. Sadece dedim ki kapatalım. Şuraya led çekmişler. Yani ne çekmişler bilmiyorum. Mor abi. O çok aynısı iyi. Yeni çok evlenenlerin iyidir. Mobilyalarında da var. Çok şey değil yani. Aslında. Çok iyi. Yani bilmiyorum, ben bu tarz arabaları sevmiyorum çünkü dışarıdan kötü gözüküyor. Bütün arabalar birbirine benziyor ama içiyle bitiriyorlar bence. Ya aynı bazı insanlar gibi. Çok fazla özen göstermiyoruz ama içimiz temiz olsun. Öyle değil mi? Şu anda arabanın içi tertemiz. Seninki de dışarıdan çok yakışıklı. Kaç modeldi? 2017. 2017, güzel. Yeni alınmış. İnşallah. Güzel abi, ben bayıldım. Şey mi yapsak bir turda? Ben seninkini süreyim. Olur, olur. Güzel. Okey, benimkine geçelim. Hadi gel. Seninkine de ben bineyim. Vay be! Benimki içi çok şey ya. Anlamsız yani, yani bir eski. Aslında öyle düşünme. Hiç klasik eski durmuyor. Klasik duruyor. Bu arabanın çok iyi özellikleri var. Motor gücü çok yüksek. Beygir gücü inanılmaz. Zaten Amerika'da drag için kullanılan bir araba bu. Yani bu şeye mi geliyor? Yeneceksin, yenersen. Hayır hayır. Ben söylemiş olayım. Yani bu arabalar gerçekten hani fiyat olarak bakmamak lazım. Bu araba çok güçlü bir araba. Tam olarak bu iş için yapılmış bir buradan araba. Buradan açılıyor da üstü var. Elinle mi açılıyor? Ay. Eliyle açıyor. Otomatik değil. Neyse. Bu arabanın en büyük handikapı Enes'in kullanıyor olması. Yani başka bir handikapı yok. Değil mi? Ben yenemezsem Doğan abi sürecek. Ben eminim ki seni yeneceğine, çünkü 6000 motor, sen istemesen de yenersin. Yani yanlışlıkla gaza bassan bile yeneceksin beni, o yüzden şey yapma çok. Bir sesini duyalım arabamızın. Hiç hoş değil ya. Bence kazandık ya. Abi gazdan ayağımı çekiyorum, o çekme çekme sesi geliyor bak. Vay be. Patapat. Patapat. Arabamla gurur duydum. Sen bunu ne yaptırdın bu arabaya? Kendin mi patlatıyor Doğan hocam bu?
Allah Allah ya. Çok yakıyordur o zaman bu. Abi hangisi daha çok yakıyor? Bilirkişiye soruyoruz. Bu araba mı daha çok yakıyor yoksa Mercedes E-Coupe? Tabii ki senin araba daha çok yakıyor. Oğlum bunu bayağı yakıyor senin yani araba. Bunun çalıştırması 50 liradır ya. Bu nasıl bir ses? Aa, hiç ekonomik değil. Sen çocuklara kötü örnek oldun. Sağlı araba abi. Sana dava açmayı düşünüyorum şu anda. Tamam, arabalarımızı gördünüz. Şu ana kadar herkesin favorisi bence Azim. Evet, benim de favorim Azim. Eğer bir bahis durumu varsa kesinlikle Azim'e veriyorum. Bütün arabasını Azim olsun abi. Güzel espri. Şimdi drag yarışı nasıl bir şey? Normalde 0-400 metre arasında yapılan bir yarış. Yeşil ışıklar var. O ışıklar yanıyor. Dümdüz gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Direksiyonu hiç sağ sol yapmıyorsun. Ama belli bir devirde tutman lazım arabayı. Onun 3000 devirlerde falan tutuyor olması lazım Oğuzhan'ın. Senin 4000 civarında tutman lazım. Ve start verildiğinde frenden ayağınızı çekip gaza bütün gücünüze basmanız lazım. Aslında tek olay bu. Manuel mi otomatik mi kullanacaksın? Ben tabii manuel kullanacağım da şimdi senin yanlışlıkla dönüp bana çarpmaman için büyük ihtimalle Doğan çok Reis diyor ki oluyor. Ha bu kadar güç değil mi? Yani o çok bin beygirlerde falan olur. Tırt neyse. O zaman yarışımıza geçelim. Siz de yukarıdaki kartlardan oylayın. Yarışı kimin kazandığını görmeden bakalım tahmin edebilmiş misiniz? O zaman gidelim. Şimdi şöyle. Ne yapsak? Sen bunu öyle anlatmayaydı neydi o? Abi şimdi senin lastikleri biraz ısıtacağız. Hmm. Tamam. O zaman gidelim. Tamam. Evet. Şey yok, şimdi şey ben... Yok, şey yok. Yok, yok, şey yok şey. Tamam. Ne kadar güçlü olduğundan bahsediyorduk araba. Ne oldu ki? Bir de senin arabanın ses duyabilir miyiz? Yani o karşılaştırmak benim için. Arabada şu öyle bir... Şu an çalışıyor zaten. Bizim arabanın sesi yok yani. Çıkmaz. Ama plakada Babala TV yazıyor. Tabii. Bu. Bu kadar yani. Bence güzel ya. Ben çok korkuyorum şu an ya. Atakan'la yaptığımız yarışta onun arabasının sesi bangır bangır bağırıyordu. Demek ki az bağıran araba daha hızlı gidiyor. Demek ki sen kazanacaksın. Hmm. Yemedi, ha, olmadı. İnanmadım. Hadi gidelim. Çok büyük bir haksızlık. Araba 6000. Takipçisi 9 milyon. Her türlü daha fazla yani. Ben niye böyle bir topa girdim acaba ya? Bu arada araba dediğin zaten motordan oluşan bir şey. O yüzden motoruna bakacağız. Ondan da bir tahmin çıkarmaya çalışacağız. Şimdi içinden düşünsene böyle büyük bir şey çıkıyor. Modifiye etmiş. Yok be. Nerede bunun mandalı ya? Kaputu açmayı bilmiyorlar. Çubuk aradım biliyor musun? Bak rölantide bir sıkıntı var abi. Kayışta mı bir sıkıntı var? Dizel gibi ses çıkartıyor ya. Benim motorumu değiştirdiniz gece. Ama güzel geldi güzel, ha. Güzel güzel sıcacık. Araba kötü bir ses çıkarıyor. Hiç havalı değil yani şu an. Bence araba baştan kaybetti. Kayışı özellikle sonradan taktırdım. Gelin şimdi gerçek bir motor gösterelim. 6000 motor nasıl gözüküyor? Ben de ilk kez göreceğim. Bakalım mı? Orada mıdır? Tabii canım. Abi takıldın yalnız uç abi. Biraz pis. Keşke tozunu alsaydık videodan önce. Şu an Transformers gibi ya. Ama çok iyi. V8 aferin. Mi? Aferin oğlum. V8 falan. Oy. 6.2 litre V8. Verelim coşkuyu. Ara gaz verirken 20 lira yaktı. Artık tek ümidim benzinin bitip yarı yolda kalması yani. Başka bir ümidim kalmadı. Gerçekten V8. V8 yani. O zaman hadi gidelim. Evet. Zaman geldi. Güvenlik önlemleri. 400 metrelik pistimiz var. Kısa mesafe. Güçlü olan araba alacak. Ben kalkışta alacağına inanıyorum. Ama sonrasını alamaz herhalde. Evet, güven yok mu? Ben hiç güvenmiyorum kendime. Arabaya daha da güvenmiyorum. Özellikle biraz önce aynadaki yansımadan kendimi gördüm kafamızdakilerle. Artık hiç güvenmiyorum. Yani normal hayatta da güvenmiyorum kendime şu anda. Ama sana güveniyorum. Hazırsak başlayalım. Bu arada videonun başından beri şunu fark ettim. Ben ne güzel yarışçı giyinmişim. Evden çıktığın gibi gelmişsin. Ya arkadaşım ben uzun yola çıkarken böyle giyiniyorum yani. Bu da uzun bir yol. Yapacak bir şey yok yani. Sen yani zaten kazanan olarak böyle önemli... Hayır daha kazanmadık böyle yapma. İnsanlar sonra kazanınca bana laf edecekler. Şerefsiz. Tabii iyi araban vardı geçtin diyecekler. İyi araban yok da yine de geçeceksin yani. Motoru güçlü sadece. Araba iyi değildi ya. Doğan Kabak videolarını izlemiyorsun herhalde. Her zaman izlerim. Ben Camaro incelemesini izledim ve E300 incelemesini izledim. Tabii ki E300 incelemesinde çok daha mutluydu. Ama Camaro incelerken çok sıkıntılıydı. Hatta Camaro'yu yapan insanlara seslendi videosundan. Dedi ki şunu dedi artık adam gibi yapın dedi. Bence daha güzel. Tabii ki sence daha güzel. Dışı daha güzel. Dışı daha güzelse güzeldir. Ben kitabın kapağına bakarak yargılayanlardanım. Ben içini okurum. Önemli olan... Güvenli ve sağlıklı bir yarış olsun. Önemli olan dostluk. Hep aynı cümleler. Dostluk. Ama önemli olan aslında hepimiz biliyoruz ki yarışı kimin kazanacağı. Hadi başlayalım. Arabası
6000 motor, benim arabam 2000 motor, takipçisi 9 milyon, benim 1,5 milyon. Ben burada kesinlikle büyük bir haksızlık içerisindeyim. Niye mağdur oynuyorsun neden sen buradayım? Olsanırsın. Ben neden buradayım? Fon müziği koy bana acılı. Hadi bakalım. Lan yenilirsem çok kötü duruma düşmez miyiz ya? Yenilirsem rezil olduk. Bu bir spor araba. Oysa normal bir araba. Genel olarak geçmemiz lazım mantığa baktığınız zaman. Ama yenilirsek yenilmeyiz. Öyle bir şey yok. Hadi gidelim. Ya başlangıçta yendi dediğim gibi ama azim bizi yüzüstü bırakmadı be. Helal olsun be. Ama iyi teker yaktık koktu. Azim aferin teşekkür ederim. Çok sağ ol Azim. Öpüyorum seni. Adamsın. Anahtarına değil miydi ya? Anahtarına değil miydi ya? Ya bir şey söyleyeceğim ya. Kalkışta çok iyi gidiyordu ya. Çok iyi kalktı sonradan geldi. Hadi bir de ben seninkini bineyim. Atla da yokluk gör. Şimdi şöyle yapacağız. Tamam yarışı kazandık. Bir şey daha deneyeceğiz. Azim daha geriden başlayacak. Bu da biraz önden başlayacak. Bakalım o zaman geçebilecek mi? Aman bu arabada her şey manuel. Geri git geri. Geri mi? Biraz daha git biraz daha git. Ya bu adam bana demedi ki drag yapacağız diye. Ben normal pistte pilotaj avantajımı kullanıp önüne geçmeyi planlıyordum yani. Drag nedir hocam? Bu araba zaten drag için yapılmadı mı sevgili Doğan hocam? Yapılmamış mı? Bu araba drag için yapılmadı mı zaten? Lütfen. Lütfen abi. Amerikalılar yine 2. Dünya Savaşı'ndaki avantajı kazandı. Ben anlamam. Hep Almanlara, hep Almanlara kardeşim. Bu da Türk arabası değil. Evet ama pist Türk pisti dostum. Klasik Amerika arabası abi. Düz yolda gitmek için araba yapmışlar. Viraj dönsün diye değil, düz yolda gitsin. Virajlarda görecektim ben seni. Ben hey içten alıp dıştan çıkacaktım. Wow. Neler yapacaktım ya hey be. Hazırım. Ama çok, çok. Azim be, helal olsun be nasıl gidiyorsun? Helal koçuma be. Ama çok fark kaçtı ya. Ama çok fark kaçtı yine. Ben demiştim daha geri gitti. Daha geri gittim. Daha çok gitseydin. Tamam hadi gel bir daha. Bir daha mı? Ha. Harbi böyle araya büyük fark koyalım mı? Koyalım. Oo! YouTuber arabası buldum. Biraz yanlayayım. Şimdi aramızda bildiğin hayvan gibi mesafe var. Bir basketbol sahası kadar. Geçebilir mi Azim hiç bilmiyorum. Yol kısa ama inanıyorum sana oğlum. Helal be, helal be. Bak orada. Geçmiyor ya. Ben anlamıyorum ya. Niye kafa kafaya gitmiyoruz biz? Oğlum sen kullanamıyorsun o zaman. Sen o kadar geriden başla. Araya daha ne kadar mesafe koyalım? Tamam sen o kadar geriden başla ben onu kullanayım. Olur. Şimdi final yapıyoruz. Ben kendi arabamı süreceğim. Daha da geri gideceğim. Çünkü Azim her türlü aradaki mesafeyi çok kolay kapatıyor. Bir pis kadar mesafe koyacağım. Bakalım geçebilecek mi? Enes. Mesafen orada. Daha gel. Geri gideceğim ben. Daha da geri gideceğim. O kadar yapma. Daha da. Hayır bak biraz önce senin araban gerideyken benim arabam öndeyken neden yine senin araban kazandı biliyor musun? Neden? Çünkü ben kullanıyordum. Şimdi sen kullanacaksın daha geri gideceğim geçeceğim ya. Mümkün değil. Üzülürsün. Ne? Üzülürsün. Mümkün değil. Tamam. Artık hadi. O kadar da değil hadi. Ya. O geriden başlayıp geçmek yalnızca bana mahsus. Yani arabayla alakası yok. Sen bilirsin. Şimdi final yarışını yapıyoruz. Büyük bir mesafe koyacağım. Ya ne artistik bir kameraya kendi kanalı ya. Bak gel buraya kameraman. Nereye kadar koyacaksın? Abi bırakın beni ya. Allah Allah. Adamı zor tutuyoruz burada ya. Evet. Bırak sen onunla. Tutmasalar geçeceğim. Bak biraz önce ben geriden başladım. Tabii aldım aklını. Ama bu arabayla alakalı olduğunu zannediyor. Öyle bir şey değil. Pilotajla alakalı bir şey. Sen geç bakalım. Geriye ne olacak acaba? Ne olacak acaba? Acaba ne olacak acaba? Hazır. Hadi be! Hadi Azim! Hadi Azim! Hadi Azim!
Biraz abarttım. Biraz abarttım. Ne oldu? Pist kadar mesafe vardı. Ya işte böyle. Yol biraz daha uzun olsa geçiyordum. Çok gaza geldim. Zirvede bırakacaktım. Olmadı. Yapamadım. Üzülüyorum. Ama sonuçta biz kazandık. Ay! 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 Ya Enes'i burada mı bekleyeceğiz? Yemek mi yeseydik? Aa geliyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Enes Batur'un YouTube kanalındayım ve şu anda Enes Batur yenildi. Evet. Bir şeyler yapıyor ya montajda. Enes'in suratı. Evet, Enes Batur'un inanılmaz videosunda harika bir hüsran. Enes Batur yenildi. 8,5 milyon insan tarafından izlenen Enes Batur'un 8.7. kanalı. Kaç? 7. Tam 8. Buçuk işte, 9 olana kadar buçuk. Allah Allah, artsa bak ya, her şeyde böyle yapıyor bu. Biraz gaza geldim. Hiç önemli, o kadar önemli değil. Önemli ama değil. Sonuçta önemli. Yarışı kazandık. Kim kazandı? Bir dakika. Temelinde kazandık işte. Temel mi? Temelinde kazandık ve 5 bin lira benim oldu. Ne? Nasıl ya? Hocam bakar mısınız? Abi yenişemediniz. Yenişemek değil. Son yarışı kim aldıysa odur. Golden goal mu yaptık yani? Evet. Altın gol. Son yarışı kim aldıysa odur. Öyle bir şey yok. Nasıl öyle kim bir şey dedi yok? Ya? Pistin kim söyledi onu ya? Müdürüm. 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 Müdürüm, şimdi kim kazandı? Son yarışı kim aldıysa o kazanmamış mıdır? Bak şimdi, kaç kalkış yaptınız? 4. 4 kere kalktınız. Hı-hı. Kaçını kazandın? 4'ünü de. 3'ünde onun arabasını kullanıyordum. O zaman sen kazandın. Evet. Aynı zamanda senin araban kazandı. Evet. İşte bu! İşte bu. Abi bir saniye. Kazananları kim alıyor? Bir saniye. Kazananları söyleyince çok havalı olmuyor. Kim kaybetti hocam sonuçta? İsim olarak, araba değil, isim para, olarak. Parayı kim aldı? Doğancım, al sen git kanka. Şey, hadi. Toplamda 10 bin lira bir ortada bütçe var. Fakat şöyle bir şeye karar verdim şu arabayla gidiş geliş esnasında. Bu parayı bir hayır kurumuna bağışlamak istiyorum. Nereye başlayalım? Yani o kadar düşünecek vaktin oldu giderken. Şaka yapıyorum. Nereye başlayalım? Nereye başlayalım? Çocuklarla ilgili bir şey daha mantıklı olabilir. Çocuk esirgeme. Çocuk esirgeme kurumuna. 10 bin lirayı bu videoda çocuk esirgeme kurumuna bağışlıyoruz. Teşekkür ederim. Ben güzel bir yarıştı. Ederim. Hız yapmak güzel bir şey değil. Biz pistte yaptık hızı. Bunu da söyleyeyim ki dava açmasınlar bir daha. Şey almasınlar. Kötü örnek oluyorsun. Kötü örnek olmayalım. Enes bizi aradı, dedi ki bu işin nerede yapılması gerektiğini biliyoruz. Sokakta yapmayacağız. Evet. Biz de yapmak istiyoruz. Evet. Doğru yere geldi. Doğru yerde yarıştı. Doğru şeyi teşekkürler. Yaptı. Siz de aynı şeyi yapın. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir yarıştı. Oğuzhan Uğur'a da çok teşekkür ederim buraya geldiği için. Bir daha günlerde görüşmek üzere. Yanına çıkan videolara tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. Buradan da Enes Batur'a ve Babala TV'ye abone olabilirsiniz. Babala mı, o ne diyorum, bir tanesini koyabiliyoruz. Canları sağ olsun, kurban olurum onlara. Söylediğin için olacaklardı artık. Hayır, olmaz, keseriz orayı. Kendinize iyi bakın. Bu nasıl bir çıkış videodan ya? Hayatımda da çıkabilir miyim? Ben de yapabilir miyim? Tabii.